Z kuşağı kamik. Bir atın varoluş sancısını izliyorsunuz evet. Ve çok iyi. Mofat silahla çıkıp Burhan'a cebimdeki tüm parayı verdim. Bu ne? Ben çok sinirlendim ya. Yani. Şimdi. Üst kattan aşağı bok fırlatıyor ya. Adam alıyor tamam mı? Selamun aleyküm hani. Ya. Abi bu mu? Abone olun. Merhabalar. Ne yapıyoruz şimdi kanalına hoş geldiniz. Ben Mert. Merhabalar. Ne yapıyoruz şimdi kanalına hoş geldiniz. Ben Mert. Ben de Mert. Bugün ne yapıyoruz Mert? Ne yapıyoruz? Oğlum anlatsana. Neyse ben anlatıyorum. Netflix ana sayfalarımızı inceleyip size birbirinden güzel dizi ve filmler önereceğiz. Bence bu video kaçmaz. İlk başta İsmail'in Netflix'ini inceleyeceğimiz için çok da kaliteli içerikler karşımıza çıkmayacak. Bunu söylemek evet, istiyorum. Şu an ana sayfamı görüyorsunuz. Bana Netflix'in önerdiği boktan şimdi öncelikle bakalım. Listemden devam etmek istiyorum. Ben listem kısmını çok merak ediyorum. Şimdi Star Trek Discovery. Kanka ya, şimdi... Kanka şimdi Star Trek Discovery geçelim. Onu bir geçelim öncelikle. Niye? Ya abi bak Star Trek Next Generation'ı izledin mi? İzlemedim. O yüzden geçiyoruz. Kardeşim yani. Bak, bu nostalji tamam mı? Bunun Discovery, Discovery'nin nostaljisi ne kanka? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Yeni çıkmış bir dizi ve üzerine Star Trek'e ait içinde olan hiçbir değer yok kanka dizide. Evet. Sadece Star Trek ismi var. The Order. Bak The Order. Ne bilmiyorum. Çıplak erkek resmi var. Kesin clickbait. Anlatabiliyor muyum? Netflix'in zaten genel problemi şu. Netflix'e şimdi sallamayalım. Geçelim. Güzel şeyleri de var içerisinde. Travelers ne bilmiyorum. Ne? Kardeşim bak bunlar benim listeme nasıl geldi? Ekledim. Hayır. Kendine herkes. Herkes bana bir dizi film öneriyor. Tamam mı? Yani ben kendi özgür irademle bunları listeme eklemiyorum. Herkesin önerdiği dizi ve filmler oğlum, bunlar. Oğlum bana da birçok insan dizi ve film öneriyor ama ben eklemiyorum bunları. Tamam geç hadi geç. Travelers'ı bilmiyorum. Brooklyn Nine-Nine çok temiz dizidir bak güzel ver ay. Elini sıkayım. Breaking Bad için de sıkıyorum. Breaking Bad izlemeyen varsa aranızda şu an bu videoyu kapatın ve gidin Breaking Bad'i. İlk önerimize geçiyoruz o zaman. Breaking Bad. Evet. Sen önermek ister misin? Kanka Breaking Bad anlatılmaz ya muazzam bir dizi. Ya, dizi tarihinin en iyi dizilerinden bir tanesi olabilir. O kadar açık net diyorum. Açıklasan oğlum ya. Ya oğlum bir tane kimya öğretmeni var. Bu adam kanser alıyor. Ondan sonra uyuşturucu işine giriyor. Bak Netflix gibi yapıyor. Netflix açıklama kısmında filmin sonunu yazıyor. Dizinin sonunu yazıyor. Bu da aynı şey. Niye anlatıyorsun? Sadece konusunu anlat. Kanka konusu bu. Adam kanser alıyor. Sonra uyuşturucu baronluğuna giriyor. Tamam. The 100 ergen dizisi. Açık net bunu diyorum. Açık net bunu diyorum. Sen daha ergenleri göreceksin devamında var ama bir dakika bak o kadar canım sıkılıyor ki her şeyi izleyebilirim. You'yu bilmiyorum. You da ergen dizisi bu arada. Okay. Vis a Vis'i de bilmiyorum. Ben de daha izleyemedim. Şey La Casa de Papel İspanyol dizisi. Şey Vis a Vis İspanyol dizisi mi? Evet İspanyol dizisi. La Casa de Papel tuttuktan sonra her önüne gelen İspanyol dizisi çektirmeye başladı Netflix. La Casa de Papel'de. Aynı zamanda çekilmedi mi? Bilmiyorum ki kanka. Ben daha izlemedim. Yani bu listemden çoğunu izlemedim. Çünkü izlediklerim zaten çoğu listemde bulunmuyor. Ama bu da Netflix'in her önüne gelen İspanyol dizi çektirmedi anlamına gelmiyor yani. Tamam. La Casa de Papel'e geçelim. Allah aşkına. Türkiye'de izlemeyen var. Bence bak. Tamam. Şunu da bir net düşünelim. İlk iki sezonu gerçekten güzeldi. Gerçekten bak. İlk iki sezonu güzeldi. Tamam hadi iki sezonda bir soygun mu yapılır? Ama ilk iki sezonda laf edemem. Yani ilk iki sezona okeyim. Sonraki sezonları izlemeyin çöp. Ben şimdi hemen şuradan son şeylerin üzerine geçeyim. Devamı full ergen dizi. Peaky Blinders güzel diyorlar la. Hiç izlemedim bilmiyorum. Ben ilk 3 bölümünü izledim. Sıkıldım. Sense8'in yeni sezonu gelmiyor diye millet ayaklanmıştı. Evet. Lock and Key çocuklar için de sanırsam. Nasıl çocuklar için lan? Bilmiyorum kanka öyle bir şey var. Bilim kurgu ve fantastik diziler sevene benim üçüncü önerim Lock and Key. Dizi geçen sene Mart ayında falan çıktı tam hatırlamıyorum. Açtım izledim. Gerçekten hani vakit öldürebileceğimiz bir diziydi. Kardeşim değer vermiyor sen konuşmalarıma. Git buradan. Boş boş övüyorsun kardeşim. Boş, Sherlock övme, bir dakika. Övmedim. Övmedim bir saniye o konuda. Övmedim sadece boş vakitinizde gerçekten fantastik filmler ve diziler seven insanların izleyebileceği bir yapım. Arkadaşlar boş vaktiniz varsa gidin Star Trek Next Generation izleyin. Tamam. Sherlock. Bir şey demeyeceğim ben Steven Moffat'tan nefret eden bir insanım. Nefret ediyorum kendisinden. Bundan linç yiyeceksem de yiyeyim. Gerçekten Moffat nefretimi kimse sorgulamasın. Adam Doctor Who dizisinin içinden geçti. Yaptığı hiçbir iş güzel değil. Ben Moffat'a apayrı bir videoda 40 dakika söveceğim. Şimdi onu geçmek dur, istiyorum. Dur oğlum bir dakika ya. Sen niye benim Sherlock'uma sövüyorsun ve bana söz hakkı vermiyorsun? Kardeşim. Şimdi bak. Bak bir şey işin içerisinde Moffat varsa o iş kurtarılamaz. Ya, adamdır. Kötü bir BoJack Horseman çok iyi dizi. Manyak evet. İyi dizi. Gerçekten. İzleyin. Ama ilk BoJack'ten önce. Ne? Gerçi izlemeyen yoktur da. Ne lan? Aklına gelmedi Rick mi? And Morty. Rick and Morty. Rick and Morty. BoJack'ten önce bence Rick and Morty +18 düzeyde. Evet. İnanılmaz güzel kaliteli esprileri var.
Gerçekten Rick and Morty izlemeyen varsa benim 5. önerim Rick and Morty. Sonrasında tabii onu izledikten sonra BoJack'e geçebilirsiniz ama BoJack'in biraz daha espri düzeyi daha... Ya nasıl espri desem? Değil de bir varoluş mücadelesi aynen, var. Aynen varoluş mücadelesi var. Bir atın varoluş sancısını izliyorsunuz evet. Ve çok iyi. 5 tane dizi önerdim. Şimdi sırada How I Met Your Mother var. Mert sevmez pek. Ya ben severim. How I Met Your Mother güzel dizidir o. Yani, güzel dizi. Sitcom seviyorsanız kaç 9 sezonluk bir sitcom gerçekten başarılı. Her sezonunda daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmiş bir yapım. Bak. İzlemeyen varsa How I Met Your Mother'ı izleyebilir. Ve How I Met Your Mother'ın özelliği şudur arkadaşlar. How I Met Your Robin, How I Met Your Mother. Evet. Mother. Şu kadar. Mother. Yani. Robin bu kadar. Evet. Netflix'in bana önerdiklerine geçiyoruz şu an. Ted'de. İniyorum. Sapıktır bu arada. Bana Netflix orijinal içeriklerinden Queens of Gambit önermiş. Queens of Gambit bir daha söyler misin? Pardon kardeşim burayı kesin. Kesmeyeceğim burayı. Ben bir şey diyeyim mi? O listemden ve izlediğin şeylerden gördüğüm kadarıyla iyi bir şey önermiyor. Benim Netflix'im ve YouTube hesabım çok temizdir. Birazdan geçeceğiz. Çok temizdir. Star Trek Discovery's Princess'a 7. bölüm bu sihir en akıllı adamı delirtir. Kardeşim ben bir şey demiyorum. Kapatır oğlum ya. Bence kapatır. Güzel güzel. Ben bunu ikinci, güzel. Üçüncü kere falan izleyecektim. Dün vaktim onu dün açtım bu arada. Güzel. İzleyemedim. Şey, belgesel tercihi güzel. Evet, Netflix'i sadece dizi ve film için kullanmayıp gerçekten belgesel için kullanan 3 insandan biriyim. Ben de ikinci, üçüncü kimse onu arıyoruz üçüncü arkadaşlar. Üçüncü kimse onu arıyoruz. Videoda yorumlara yazsın. Belgesel izleyen var mı Netflix'ten? Yorumlara yazsın, konuk alacağız. Aşk 101 geç, Behzat Ç. Olur, okey. Kardeşim, okay, okay. Ankara'daysan. Ve kardeşim, teras bardan dışarı çıkmıyordun. Geçelim. Devam bar kısmını kesin. Evet şimdi Netflix'in bana önerdiği devam. Tamam. Nefret ediyorum ne filmlere dizilere sallıyoruz. Burada bakın şu an çok... Abi ama Netflix'te geçiyoruz. O kadar kötü şeyler var ki sallanmayacak ona gibi geliriz. Değil. Messi ya bu Messi ne yani? Bu. Neyse dur lan. Bu ne? Ben çok sinirlendim yani. Bak şimdi. Şu an bu videonun amacı öneriydi. Mert her şeye sallamaya başladı. İnsanlar ne izleyeceğiz diyecekler. Biz ne önerdik insanlara? Arkadaşlar bakın bir şey izleyeceksiniz. Ben size izleyecek çok şey öneririm. Tamam birazdan geleceğiz önerilerine. Ben de çok var. Bir de Netflix dışına çıksak daha çok var. Gravity güzeldir. İncelemesini yaptım. Pandemim hareketleriyle izleyin. Biz önceki videoda izleyebilirsiniz. İzleyin. Ayanma... Kartlara koyuyoruz şu an. Kartlar nerede çıkıyorlar? Şurada mı şurada mı? Kartlarda Gravity'nin videosu. Ayanmadır. Güzeldir bu arada. Iron Mother'ı izlemedim. Şeydir Netflix bana önermişti. Güzelse önermiş bak. Çok iyi değil ama iyi. Gerçekten yani boş Netflix'e bütün boş beş filmler yerine onu izlersin. Hayatın mutlu mesut gidersin. Platformu alıp veremediğim çok şey var. Şey gibi hani Matrix'ten sonra bir şey çıktı ya kanka bizim yaşımız yine nispeten yetmiyor ama. Hani Matrix'in içerisinde felsefe yapıyoruz olayı çok belliydi evet. Ya. Ve insanlar gaza gelmişti. Abi felsefe sarı kırmızı işte piller miller falan oldu. Platform da aynı onun gibi. Abi bakın biz felsefe yapıyoruz diye bağıran bir film. Ve bu yüzden kötü. Bir film ben de öneriyorum. İzlemeyin. Ben öneriyorum. Lan adam üst kattan aşağı bok fırlatıyor ya. Adam alıyor tamam selamun aleyküm hani. Ya abi bu mu yani anlatış şeklin bu mu senin ya? Ben izledim beğen. Güzel değil. Güzel değil gerçekten güzel değil. Oğlum insanlar ne izlesin? Abi Netflix'te izlenecek çok şey yok. Bak benim hesaba geçelim ben şılak diye öneririm. Tamam birazdan senin hesabına geçiyoruz. Bunlar benim Netflix'in bana boktan önerileri. Şirinler izleyin The Last Airbender'ı izleyin. Güzeldir. Şirinleri de bu arada yani sevginizle mevginizle otururken direkt yapıştırın yani akıya gidiyor. Pokemon izlemeyen varsa yani. Ben izlemedim. İzlemedim. Oğlum çok ilginç bir olay var la bu arada bende. Hani Pokemon biz doğmadan önce yasaklanmıştı ya. Evet. Ben Pokemon'un ilk sezonun tüm bölümlerini... Z kuşağı coming. Ben Pokemon'un ilk sezonun tüm bölümlerini ezbere biliyorum kanka. Ve televizyonda falan izleme ihtimalim yoktu o yaşlarda. Çünkü yasaktı ama ben tüm... Nasıl oğlum ben 5 yaşındaydım Pokemon vardı. Kanka tasoları masoları vardı bizim zamanımızda. Evet tasoları ama vardı. Ama televizyonda cinsten yayınlanmıyordu. Çıkıyordu. Bölümlerini hiç kimse izlememişti bizim nesilden. Ama ben ilk sezonun tüm bölümlerini ezbere biliyorum yaşımın yetmemesine. Ama nasıl biliyorum ben de bilmiyorum. Harry Potter'a sallayacağını biliyorum o yüzden... Lütfen dinlemeyin. Harry Potter güzel film bu arada. Yani oğlum kötü demiştin geçen kanka bak kötü bir film ama şey de mesela abi üniversitedesiniz tamam mı? Üniversite evinize takılıyorsunuz. Açın Harry Potter'ı izleyin 7 bölüm. Akıyor ama evet. Kitabını okursanız gitmiyor yani. Kitabını evet. Unuttuktan sonra o, şey yapın. Doğru. Kitapta yani önce kitabı okuduysanız film boş geliyor. Bunu ben de yaşadım. Kitabını okuyorsanız gerçekten filmlerinde inanılmaz eksiklikler evet, görüyorsunuz. Evet. Yani neden bunu koymamışlar, neden bu yok falan diyorsunuz. Bu arada yani, Alfonso Cuarón var ya dördüncü, kaçıncı filmini ya? Dördüncü filmini bu Alfonso Cuarón yönetmişti ya Gravity evet. Yönetmeni. Ya yani, Cumhuriyetçi bu arada o.
Evet. Büyük ihtimal cumhuriyetçi yani. Meksikalı olsa da cumhuriyetçi yani. Gravity filmini izledikten sonra diyorsun bu adam cumhuriyetçi falan oluyorsun. Death Note çok güzeldir. Hani anime sevmiyorsanız bile açın izleyin. Prison Break. İzlemeyen varsa izlesin ne diyeyim, candan atlasın demeyeyim ama güzel yapım. Bir şey soracağım bu arada. Marvel'ın Daredevil'ları ile Iron Fist'lerini en son Disney'e geçmemişler miydi? Hayır. Onlar kaldırılmamış mıydı? Kaldırılmadı. Ha. Bu arada Marvel'ın bana kalırsa dizi konusunda en iyi yapımı Daredevil. Daredevil. Son olarak burada ben bir şey söyleyeceğim. Belgesellerden Sır belgeseli var. İzlemeyin arkadaşlar. Hayatta evrene enerji yolladığınız zaman size hiçbir şey gelmeyecek. Üzgünüm ama bu gerçek. Bu kadar. Evet, şimdi bana o kadar salladı ya. Birazdan Mert'in ana sayfasına geçeceğiz. Benim önerilerim bunlar. Birazdan yani bu size kadar karışık öneriler güzel sunduk filme ki, ve diziye. Benim önerdiğimi bu önermiyor. Onun önerdiğini ben önermiyorum. Yok, benim önerdiklerimi öneriyorsun lan. Hangisini önermedin? Ben sadece buradan ne anladınız bilmiyorum ama istediğinizi izleyin abi. Ne yapıyoruz şimdi yani? Ne yaptığımızı bilmiyoruz ki. Merhabalar, az önce ne izleyeceğim diye korkmayın. Şimdi ben size karantinada yaşamınız boyunca işinize çok yarayacak muazzam diziler önereceğim. Başlıyoruz. Şimdi hocam önce... Evet, ilk önce izlemeye devam ettiklerine bakalım. Tamam, Good Place. Dizinin şöyle bir olayı var. Bir Good öldükten sonra gidilen iki yer var. Good Place ve Bad Place denilen bir yer. Ve Bad Place'e gitmesi yani kötü yere gitmesi gereken birisi yanlışlıkla iyi yere gidiyor ve oradan bana sonra... Bana anlattırmadın bunları var ya. Gerçekten çünkü güzel dizi, bozuluyor. Güzel dizi. Hayır, ben mesela Sherlock'tan bahsediyorum ama sayıyor yönetim. Harry Potter'dan bahsediyorum, bir şey diyor. Kendisi diziyi anlatıyor. Neyse. Good Place o konuda çok iyi bir dizi. Hani komedi dizisi diye geçiyor ama çok komedi olan bir yanı yok ama akıyor. İlk sezonu bitirmeye çalışın. İlk sezondan sonra çok iyi açılıyor. Bir başkadır 3. bölümdeyim. Bir şey diyemiyorum o yüzden. Nasıl diyemiyorsun? Kardeşim bir klişeyi yapmak istemem ama bizle anlatan bir yapım. Ama boktan klişeyi yapmak istemem. Bir başkadır benim memleketim. Ayrıca ben nefret ederim filmde boş sahnelerden, bakışmalardan. Hani ben bir sinemacı ben değilim ama ben o bakışmalardan falan nefret ederim. Bakışmalarını bile izlettiren bir yapım. Benim tavsiyem. Okey. Tamam, güzeldir. Tamam, bir şey demiyorum. Ama Zombieland. Zombieland çok eğlenceli. Hayır. Bu arada ya. Ya şey çok ya, eğlenceli Sihirbazlar Çetesi var ya, onun oyuncuları oynamıyor mu? Yok, sayılır evet. De, yarısı değil, oynuyor. Bayağı iyi. Kanka şöyle Zombieland çok eğlenceli dizi bu arada. Film pardon, özür dilerim. Kanka gerçekten çok eğlenceli bir film. Tamam, ben izlemedim. Ya, bir anlam aramayın. Ön kafanızı dağıtmak için açın izleyin. Big Mouth yukarıda hemen. Yeniden izlediyor. Ergenlik dönemine giren bir grup çocuğun hikayesini anlatıyor. Keşke ergenlik dönemine girdiğim zaman böyle bir dizi izleyebilseydim. Ama zaten dizide artı 18. Yani çok şey anlatıyor. Çok eğlenceli, çok tatlı bir şey. Bu dizi. Animasyon dizi mi? Aynen, animasyon. Animasyon. Yani ben dizi. Duymamıştım bu arada. Mert'ten duyuyorum. Vikingleri bilen bilir. Brooklyn Nine-Nine önerdim. Bojack önerdim. Community, Dan Harmon'ın kalfalığı. Yani Rick and Morty'nin yaratıcısı aynı şekilde Community'nin. Ya Community'yi açın izleyin. Yani Dan Harmon'ın olduğu her iş izlenir arkadaşlar. Moffat'ın ne kadar izlenmezse Dan Harmon'ın o kadar izlenir. Diğer yeniden izle kısmına bakarım. Bu ne? Bu ne? Love, Death and Robots kanka güzel şeydir. Güzel bir triloji ya. Farklı ergen şeyler demiş. Çizimi güzel. Ergenlikle alakası yok. Ha, ben izlemedim. Çok ben... güzel lan. Bu arada ergenlikle alakası yok mu? Niye seks koymuş? Ya kanka Netflix ne bekliyorsun ya? Full Metal Alchemist Brotherhood. Güzel animedir. Hani anime çok sevmiyorsunuz büyük ihtimalle size sarmaz ama ya 30 bölümünü bir günde 20 diyorum. 20 bölümünü bir günde izledim manyak gibi. Boştaydım. Yapabilecek bir şeyim yok. Ben anime izlemiyorum genel olarak. Çok nadir. Ne? Animeye... Animeye laf mı ettin? Forrest Gump. Övmeye gerek yok. Breaking Bad övdük. Queen's Gambit övdük. Final Space çok iyidir. Bir keresinde bir memeyi yandan görmüştüm diye bir başlar. Ve ondan sonra akar gider. Çok iyi. İzleyin. Evet. Ben sallayamıyorum. Mert bana çok salladı ama. Çünkü çok güzeller. Ölümlü Dünya izleyin. Gerçekten iyi bir Türk filmi. Formula... Ben izlemedim bu arada. Ölümlü Dünya izleyin bu arada. Çok iyi. Ya komik yani izler. Yani Türk yapımlarına Allah belamı versin ya, o kadar üzülerek şey yapıyorum ki gerçekten ön yargılıyım. Yok da güzel şeyler var mesela şu Biraz Sinema'nın ikinci bölümünde sarmaşık filmini öveceğim. Gravity'ye biraz şey yaptım. Üstün körü felsefesi mesela çıktı ama Formula 1 Drive to Survive'ı öğrenmek için asmıştım. Sonra Formula 1 çok benlik değilmiş, onu öğrendim. Atypical güzel. İzlenir. F is for Family izlenmesi gereken animasyon dizilerinden bir tanesi. Yüzüklerin Efendisi izlemeyen zaten gitsin izlesin. Sıkılırsınız ama büyük ihtimal. Ha, Esaretin Bedeli mi vardı orada? Ha. Evet, Esaretin Bedeli'ni övmeye gerek yok. Geç ya direkt. Geç. Övmeme gerek yok. İzlemişsinizdir her türlü. Ya da izlemediyseniz tavsiye edelim mi? Tavsiye yani. IMDb'de birinci film yıllardır. Yani Akama Gekil güzel bir anime değil. İzlemeyin, gerek yok. End of the fucking world. Evet, sana Temps. Şimdi Netflix'in naçizane... Stranger Things. Bunu gördüm.
Bir de Witcher hakkında konuşup senin önerilerine geçelim. Tamam. Witcher nasıl buldun? Kanka Witcher işte yani. Kılıç sallıyorlar, birbirlerine dalıyorlar. CGI çok iyi değil ama onun dışında oturuyorsun, izliyorsun yani. Hayır, çok da bir şey önemi yok. Mi? Tamam, 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 sakin. Stranger Things güzel. Stranger Things'e güzel deyip geçelim. İzlemek az önce mikrofonu vurdum. Evet, bana önerildi. Bana ne önermiş abi? Mert için en iyi seçimler. Peep Show'u öneriyorlar. Peep Show'u çok övdüler bu arada. Birinci yani şey FPS first person yani birinci kameradan çekilmiş bir şey. İlk başta izlerken acı çekiyorsunuz ama sonradan sarıyor denildi. Bilmiyorum. Green Book iyidir. İzleyin. Sen güzel. İzledin mi? Evet. Sinemada izlemiştim. İyiydi yani. Scott Pilgrim dünyaya karşı çok tatlı bir filmdir yani. Gerçekten bir film nasıl tatlı olabilir demeyin. Scott Pilgrim'i izleyin. Bunlardan hiçbirini bilmiyorum. Sosyal Ağ'ı izledin mi bu arada? Hayır. Ben de izlemedim. Ben popüler yapımları izliyorum. Her şey John Wick. John Wick güzeldir bu arada. Yani abi bir aksiyon filminde beklediğin her şey var bu arada. Benim köpeğimi öldürenin. Aynen. Anasını silahlı adamlar gerçekten birbirlerine vuruyorlar. Hani kekoysanız da ne bileyim aksiyon seviyorsanız her türlü kişiye hitap edecek bir şey bu. Evet ya şey yani var. Aksiyon, silah, patlama. İyi müzikler, her şey güzel abi yani. Ya John Wick adamdır. Derdini iyi anlatıyor. Köpeğini öldürmeyin onu sadece. Close Enough şeyiyle bari Regular Show'un yapımcılarının. Evet. Close Enough, Regular Show sevenler çocukluğuna. İşte burada en iyi seçimlerden bir şey olmadı. Crown güzel yapım bu arada. Ay Crown çok iyi bu arada. Crown çok iyi. 9 kere Leyla. Nasıl film? İzlemedim bu arada. Ya. İzlemedim. Fragmanı bile yetti. Oğlum YouTube'da izlemedim. Herkes baktım sövüyor. Hiç dedim gerek yok. Başka. Seven Deadly Sins ilk sezonu izledim. Lucifer izlemedim. Lucifer'ı ben tavsiye arkadaşlar, ederim. Arkadaşlar Rick and Morty. İzleyin. Gerçekten Dan Harmon'un olduğu çoğu iş izlenir ya. Gora zaten. Cem Yılmaz abi adam. Yavaştan kapatalım mı? Aa Better Call Saul. Better Call Saul izleyin. Breaking Bad'i bitirin. Filmini izleyin. Sonra Better Call Saul izleyin. Çok karışık bir övgü oldu. Ya da gömme oldu. Burada valla insanlar ne anlıyorsa onu izlesin. Burada tek diyeceğim şey ne biliyor musunuz? Netflix'in açıklamalarını evet. Burada videoyu kapatalım. Bazılarınız bunlar ne önerdi diyebilirsiniz. Karantinada olabildiğince kendinizi geliştirmeye bakın. Güzel filmler diziler izleyebilirsiniz. Buradan önerdiklerimize bakabilirsiniz. Başka bir şey diyelim mi? Başka bir şey. Bir de şey yapalım. Abone olun. Bir dakika oğlum ya. İnsanların görüş önerileri benim için çok önemli. Ha, gerçekten bakın. Bir şey diyeceğim bir dakika. Arkadaşlar görüş ve önerilerinizi zaten yorumlar dile getirin. Yorumlar onun için var. Spesifik olarak size söylememizi beklemeyin. Yani. Siz bizim için değerlisiniz. Beğenebilir. Bizim için çok değerlisiniz. Aileyiz. Beğeniyorsanız beğenin. Abone olmak isterseniz olun yani. Ne diyebilirim ki? Seçim sizin. Bir kapandı.